Herkese merhaba. Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü Matematik Kurulu ve Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Matematik Komitesi işbirliğinde hazırladığımız Matematik Haftası'nın ilk oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Umuyoruz ki hepimiz için verimli ve keyifli bir etkinlik olur. Bugün iki oturumumuz olacak. İlk oturumda Koç Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Doğan Bilge bizlerle olacak. Öncelikle Doğan Hoca'ya bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için hem Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü hem de Koç Üniversitesi Bilim Kulübü öğrencileri adına teşekkür ederim. Şimdi sizleri kümeler teorisi konuşması için Doğan Hoca ile baş başa bırakıyoruz. Konuşmanın sonunda sorularınızı iletebilmemiz için host ve co-host olan arkadaşlarıma chatten sorularınızı yazabilirsiniz. İyi dinlemeler. Çok teşekkürler Deniz. Kırmamak ne demek? Zaten sıkıntıdan herkes pandemide yapacak bir şeyler arıyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerden daha fazla olursa yani haberim olsun. Herkese geldiği için teşekkürler. Şey yapabiliyorum, ekran paylaşabiliyorum değil mi? Söyleyeceğim. Ben size co-host yapmıştım. Şu an Tamam, paylaşabiliyor tamam. olmanız lazım. Hı. Tamam, okey. Tabletin ekranı gözüküyor mu? Gözüküyor. Okey. Tamam. Buraya yazacaklarımı yazarım. Okey. Tamam. Kümeler teorisi dediniz istek olarak. Hani şeyde ben de kümeler teorisiyle ilgili hani ne konuşma hazırlayayım diye bakınırken daha önceden de vermediğim bir konuşma olsun dedim. Infinite oyunlarla, sonsuz oyunlarla ilgili güzel bir iki tane teorem var. Onlarla ilgili bir konuşma yapayım dedim. Hani kümeler teorisiyle ilgili direkt olarak onlar. Yani size kümeler teorisinin tarihçesini falan anlatmayacağım. O tarz bir konuşma olmayacak. Direkt set teoriden, deskriptif set teoriden özellikle bir iki enteresan teorem anlatacağım. Küçük bir başlangıç yapalım. Şimdi oyundan kastım ne? Sonra sonsuz oyunlara geçeceğiz ama önce sonlu oyunları tanımlayalım. Mesela tic-tac-toe gibi bir oyun düşünelim. İşte birinci oyuncu buraya bir X koyar, sonra ikinci oyuncu buraya bir O koyar, sonra birinci oyuncu tekrar buraya bir X koyar vesaire. İkinci oyuncu buraya bir O koyar ve sonra birinci oyuncu buraya X koyup oyunu kazanır. Şimdi bu tarz oyunlara iki kişiyle oynanan, zar atılmayan, sonlu süre sonra biten illaki ve bittiği zaman, şimdi tic-tac-toe tam olarak öyle değil bahsedeceğim, bittiği zaman ya birinci oyuncunun ya da ikinci oyuncunun kazandığı oyunlara Finite Games, Finite Two Player Games of Perfect Information diyoruz. Yani iki kişi tarafından oynanıyor. Two Player Game, Finite, sonlu hamle sonunda bitmek zorunda oyun. Perfect Information kısmında neden geliyor? Hani zar atılmıyor. Herkes karşı tarafın hamlelerini görebiliyor. Gizli hamle diye bir şey yok. İnsanlardan hamle gizlemek diye bir şey yok. Bu tarz oyunlara Finite Games of Perfect Information diyoruz. Yani two player'ı genelde çıkarıyoruz. Çünkü genelde bunlar zaten iki oyuncu tarafından oynanan oyunlar. Ve hamleler sırayla oynanıyor. Hani birinci oyuncu başlıyor, sonra ikinci oyuncu, sonra tekrar birinci oyuncu, sonra tekrar ikinci oyuncu. Şimdi bu tarz oyunlarda illaki bittiği zaman birinin kazanması gerekiyor. Yani ya player 1'in ya da player 2'nin kazanmasını istiyoruz. Yani tanımında Perfect Information game'lerin bu da var. Şimdi Tic-Tac-Toe böyle bir oyun değil. Hani buna örnek olarak verdim ama Tic-Tac-Toe'da çünkü beraberlik de var. Değil mi? Yani bu oyun bittiği zaman iki tarafta bir üçlü sıra elde edememiş olabilir. Ama bunu biraz modifiye ederek tabii ki bu hale dönüştürebiliyoruz. Her bu tarz oyunu yapabiliyoruz. Mesela deriz ki beraberlik zamanın, işte beraberlik anında player 2 kazansın. Çünkü o geç başlıyor. Hani o zaten dezavantajlı. Hani o zaman illaki oyun bittiği zaman biri kazanmış olacak. Dolayısıyla tic-tac-toe bu tarz bir oyuna dönüşür. Aynı şekilde satrançta. Hani satrançta sonlu hamle sonunda bitmek zorunda. İki player tarafından oynanıyor. Sırayla oynanıyor. Birinci beyaz başlıyor, sonra siyah, sonra beyaz, sonra siyah vesaire. Ve bittiği zaman da ya beyaz ya siyah kazanıyor ya da beraberlik. Ama dediğim gibi burada da oyunu biraz modifiye edip hani beraberlik durumunda siyah kazansın desek, o zaman o da two player game of perfect information olmuş oluyor. Okay. Şimdi bu tarz oyunlarda matematiğe bağlayacağımız yer şurası. Şimdi oyunun kodlamasıyla ilgili bir takım bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi tic-tac-toe'yu diyelim ki matematiksel olarak kodlamak istiyoruz. Hani bunu hiçbir şekilde şekil mekil çizmeden, hani şey üzerinde oynamadan, board üzerinde oynamadan nasıl kodlayabiliriz matematiksel olarak? Ya deriz ki tic-tac-toe'da 9 tane boardta pozisyon var. Şimdi bu 9 pozisyon işte en fazla ya boş olabilir, ya üzerinde bir O olabilir ya da üzerinde bir tane X olabilir. Dolayısıyla bütün pozisyonları teker teker doğal sayılarla kodlarız. Kaç tane pozisyon var ki zaten burada? 3 üzeri 9 tane pozisyon var.
Çünkü her pozisyon ya boş ya X ya da O içerecek. Hani taş çatlasın 3 üzeri 9 tane pozisyon var. Tic-tac-toe board'un alabileceği. E tamam, 1'den 3 üzeri 9'a kadar olan bütün sayılarla ben bütün tic-tac-toe board'larını kodlarım. Hani derim ki şu 0. board olsun. 0 numaralı board boş board olsun. Şu 1 numaralı board olsun. Bu 2 numaralı board olsun. Yani böyle 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 doğal sayılarla, ki hepsini kullanmama da gerek yok, tic-tac-toe board'larının tamamını kodladım diyelim ki. E şimdi oyunu da nasıl yazacağım? Yani bir tic-tac-toe oyununu. İlk önce zaten boşla başlıyoruz. İlk oyuncu geldi. Buraya bir X koydu. O zaman ben buraya bir tane 1 yazacağım. Yani sonra ikinci oyuncu geldi. Şuraya bir tane O koydu ortaya. Şimdi bu değişik bir board tabii ki ama bunun da bir kodu var. Bu da yine 1 ile 3 üzeri 9 arasında bir doğal sayı. Diyelim ki 138. board bu. Yazacağım. 138'e geçtik buradan. Sonra birinci player gitti. Buraya bir tane X koydu. E bu da başka bir board. Belki işte 272. board bu. Ne, nasıl sıraladıysak artık. Diyeceğim ki 272. E böyle 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 kodlayacağım bunları. En fazla zaten 9 step sonra, 9 adım sonra bu oyun bitecek. Çünkü 9 adım sonunda board doluyor. Bolduğu zaman ya player 1 yan yana veya dikey veya çapraz bir XXX oluşturmuş olacak. Ya player 2 aynı şeyi yapmış olacak oğlarla ya da berabere kalacak. O durumda da işte player 2 kazandı diyeceğim. Dolayısıyla bu tarz bütün oyunları, satranç da dahil, doğal sayılarla hamleleri kodlayarak oyunu da doğal sayı dizisi olarak, bir sonlu doğal sayı dizisi olarak kodlayarak yazabiliriz. Dolayısıyla aslında bütün sonlu perfect information oyunları doğal sayılardan oluşan bir diziyle anlatılabilir. Hiçbir şekilde oyundan bahsetmeden. Yani yapmamız gereken şey ne? Hangi dizilerin sonunda kazandığını, hangi diziler sonunda player 1'in veya player 2'nin kazandığını determine etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla illaki bir winning set dediğimiz A ile genelde belirtiyoruz. Bu bir kazanma kümesi belirlememiz lazım. Hani diyeceğiz ki bu tic-tac-toe oyununun sonunda mesela oyun şu şekilde biterse X, 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 O, O. Oyun böyle bitti. Player 1 kazandı. O zaman bu board'u kodlayan doğal sayı A'nın içinde olacak. Bu mesela 278. board'sa o zaman A 278'i içerecek. Çünkü bu kazanan bir board. Yani birinci player'ın kazandığı bir board. A dediğimiz küme birinci player'ın kazandığı oyunların kümesi olacak. Anlatabildim mi? Yani doğal sayılarla bütün boardları kodluyorum. Sonra doğal sayı dizileriyle, tic-tac-toe durumunda 9 uzunlukta bütün doğal sayı dizileriyle bütün oyunları kodluyorum. Ve bu oyunlar bittiği zaman da bakıyorum diziye. Bir saniye. 278 de bitiyor tabii. Bu bütün diziyi A'nın içine atıyorum. Bütün oyunu A'nın içine atıyorum. Sadece son şeyi. Yani 278 ise bu. O zaman o 278 ile biten o oyun, yani bu XXXOO oyunu nasıl oynanmışsa o dizi A'nın içinde oluyor. Dolayısıyla oyun bittiği zaman ortaya çıkan dizi A'daysa player 1 kazandı. A'da değilse, A'da olmayanlar işte player 1 kazanmadıysa player 2 kazandı demektir. Yani ben çünkü bu oyunları bu şekilde tanımlıyorum. Ya player 1 kazanacak ya player 2 kazanacak. Dolayısıyla A kümesi bizim player 1'in kazanma kümesi. Oyun sonunda A'da çıkarsa player 1 kazandı. A'da çıkmazsa player 2 kazandı demek oluyor. Okey? Bütün oyunları bu şekilde kodlayabilirim. Ama gel gelelim ki benim burada anlatmak istediğim şey bu tarz sonlu oyunlar değil. Bunu sadece örnek olarak kullandım. Çünkü bunun sonsuz versiyonuyla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ben bugün. Sonlu oyunlarla ilgili çok bir anlatılacak bir şey yok matematiksel olarak. Computation, yani bilgisayar mühendisleri veya bilgisayar bilimcileri çok fazla ilgilenir sonlu oyunlarla. Çünkü onlar bunların optimal stratejilerini bulmakla, nasıl stratejiler geliştirmekle ilgili bir sürü soru var. Matematikçiler için ama sonlu oyunlarla ilgili çözülecek pek bir şey yok. Çünkü sonlu oyunların hepsi, birazdan bahsedeceğim ki, zaten belirli oyunlar. Ne demek belirli oyun? Sonlu bir oyun aldığınız zaman ya player 1 için ya da player 2 için %100 kazandıran bir strateji illaki olmak zorunda. Yani dolayısıyla matematiksel olarak çok bir esprisi yok bu oyunların. Yani bu tarz bütün oyunlarda ya player 1'in öyle bir stratejisi var ki o stratejiyi oynadığı zaman, bahsedeceğim stratejinin ne olduğundan, illaki kazanıyor oyunu. Karşı taraf ne yaparsa yapsın. Tic-tac-toe için ilk başlayanın kazanma stratejisine bakabilirsiniz internetten. Çok basit olduğu için tic-tac-toe söylüyorum. Dolayısıyla başlayan kazanır tic-tac-toe'da eğer biliyorsa nasıl oynaması gerektiğini. Player 2 ne yaparsa yapsın. Ama bu aynı şey satranç için de geçerli. Dediğim gibi satrancı biraz modifiye edersek ve beraberlik anında siyahın veya beyazın fark etmez. Yani beraberlik siyaha da gidebilir, beraberlik beyaza da gidebilir. Onu modifiye ederseniz satranç da bu hale dönüştürebilir ve onun da illaki ya siyah için ya beyaz için bir kazanma stratejisi olmak zorunda. Çünkü sonlu bir oyun.
Ve bunu göstermek de çok basit. Hani hiç şey yapmayacağım bile bunu, göstermekle uğraşmayacağım bile. İç aşağı beş yukarı hepsi şey, bir tane matematiksel bir cümlenin tersini almakla ilgili. Logical bir statement'ın tersini almakla ilgili. Player 1'in kazanma stratejisi varsa yazıyorsunuz. Eğer yoksa o zaman player 2'nin kazanma stratejisi vardır çıkıyor o cümlenin tersi. Bu çok basit bir örnek, buna hiç girmeyeceğim. Ama gelelim ki bunu hesaplamak imkansız neredeyse. Yani satranç için tahminen kimse beyazın veya siyahın, hani hangisi için var olduğunu da bilmiyoruz. Hani biri için var ama kesinlikle modifiye edilmiş satrançta. Hani günün birinde bu bulunabilir mi sorusuna cevap tahminen bulunamayacak hiçbir zaman. Ama var yani, orada bir duruyor bir %100 kazanma stratejisi satranç içinde. Ama hesaplaması imkansız çünkü çok fazla pozisyon var. O kadar bilgisayar gücümüz asla tahminen olmayacak. Yani bunu hesaplayabilecek kadar. Gelelim sonsuz oyunlara. Şimdi bunların sonsuz versiyonunu düşünün. Şimdi sonlu oyunlar doğal sayı dizileriyle kodlandı. Ama doğal sayı dizileri sonlu aşamada bitiyor. Yani bunların hepsi sonlu diziler. Tic-tac-toe'yu 9 uzunluğunda dizilerle kodlayabiliriz. Satranç da biraz daha uzun sürüyor tabii. Yani sonlu ama satrançın çünkü teorik olarak bitme süresinin upper bound'u bayağı yüksek. Hani pratikte çok daha düşüktür ondan. Hani hiçbir satranç oyunu tahminen 5000 hamle sürmüyordur. 5000 hamle bile sürmüyordur ama teorik olarak bir satranç oyunu en fazla kaç oyun hamle sonra bitebilir? Çok büyük bir sayı. Ama yine de sonlu bir sayı. Şimdi bunu sonsuz yapsak. Dolayısıyla sonsuz sayı dizilerini, sonsuz sayı dizilerinde oynanan oyunlardan bahsedeceğiz şimdi. Dolayısıyla bunlar sonsuz oyunlar. Infinite games of perfect information diyeceğiz. Infinite games of perfect information. Şimdi burada örnek olarak bir oyun vermeyeceğim. Çünkü bunlar bizim oynamayı bildiğimiz oyunlar değil. Çünkü sonsuz hamle var. Yani oyun bitene kadar sonsuz hamle yapılması gerekiyor. Bu sonsuz hamle yapıldıktan sonra ancak karar verebiliyoruz oyunu kim kazandı. Hani player 1 mi kazandı, player 2 mi kazandı? Ama matematiksel olarak düşünmesi çok basit. Böyle bir şey. Şimdi doğal sayı dizileri yaratacağız. Şimdi player 1, P1 diyeyim buna. Bir doğal sayı söyleyerek başlıyor. Diyelim ki 3 dedi. Ondan sonra player 2 bakıyor buna. O da bir doğal sayı söylüyor. 5. Sonra player 1 bakıyor. 5 dedi player 2. Başka bir doğal sayı söylüyor. 7. Player 2 buna bakıyor. Bir doğal sayı söylüyor. 0. Böyle ilerliyorlar. Bir player 1, bir player 2. Bir player 1, bir player 2. Sonuçta bunlar en de sonunda sonsuza kadar gittiğim zaman bize bir doğal sayı dizisi çıkarıyor. Ona x diyelim. Buna x'in ilk terimine x0 diyelim. İkinci terimine x1, üçüncü terimine x2. Böyle gidelim. Eğer ortaya çıkan dizi A kümesindeyse ne diyeceğiz? Player 1 kazandı. Çünkü A'yı o şekilde tanımlıyoruz yine. Yani ortaya çıkan oyun eğer o kümenin içine denk gelen bir dizi ise player 1 kazandı diyeceğiz. Eğer değilse player 2 kazandı diyeceğiz o zaman aynı şekilde. Eğer x elemandır A ise 1 kazanacak. Okay. Şimdi çok basit bir iki örnek vereceğim. Hani aklınıza canlansın diye. Yani diyelim ki oyunun kuralları şu. 5 diyen kaybediyor. Hiç kimsenin 5 dememesi lazım. Ama kimse 5 demezse de player 2 kazanıyor. Tamam mı? Çok basit bir oyunu oynuyoruz. Sırayla player 1 ve player 2 doğal sayı söylüyorlar. 5 diyen kaybediyor. İlk 5 diyen kaybediyor. Kimse 5 demezse de sonsuza kadar bu sequence oluşurken, dizi oluşurken player 2 kazanıyor. O zaman burada player 2'nin yapması gereken tek şey ne? Hiç 5 dememek. Çünkü zaten hiç kimse 5 demediği zaman eninde sonunda ne dizi çıkarsa çıksın player 2 kazanacak. Player 1 gidip de bir yerde 5 derse zaten çoktan kaybetmiş olacak. Çok daha önceden kaybetmiş olacak. Dolayısıyla böyle bir oyunda hani 5 dememe oyunu bu diye şey yapalım. Player 2'nin kazanması çok basit bu kuralları koyduğumuz zaman. Bu örnek tamam mı? Yani bu mesela sonsuz bir oyun. Çünkü hiçbiri 5 demediği zaman bu sonsuza kadar sürecek. Yani o dizi çok büyük ihtimalle sonsuz bir dizi olacak. Eğer sonlu şeyde biterse de, sonlu adımda biterse de biz onu yine sonsuz bir dizi olarak düşünebiliriz. Sonuna sıfır ekleriz. Sonlu biten dizinin yine sonsuz dizilerin uzayı içinde düşünebiliriz onu. Okay? Başka bir oyun yine sonsuza kadar devam edecek söyleyeyim böyle. Herkesin bir öncekinden daha yüksek bir rakam söylemesi gerekiyor. Bunu ilk bozan kaybediyor. Ve hiç kimse bozmazsa bu kuralı player 1 kazanıyor. Diyelim ki. Yine sonsuza kadar devam edecek bir oyun. Player 1 başladı. 2 dedi. Eğer player 2 kaybetmek istemiyorsa 2'den büyük bir şey söylemek zorunda. 3 diyecek belki. Player 1 bakacak buna. Daha büyük bir şey söylemesi gerekiyor. 7 diyecek. Player 2 bakacak. 9 diyecek.
Böyle 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 gidecek. Şimdi bu kuralı kimse bozmak istemeyecek tabii ki. Ama sonsuza kadar kimse bozmazsa bu kuralı. Dolayısıyla hani giderek artan bir dizi çıkarsa burada X diye. O zaman zaten player 1 kazanıyor. Yani kimsenin bozmadığı durumda zaten player 1 kazanıyor tekrar bu oyunu. Yani dolayısıyla player 1'in yapması gereken tek şey kuralı bozmamak sonsuza kadar ve hep daha büyük bir şey söylemek player 2'nin söylediğinden. Bu şekilde illaki kazanacak bu oyunu. Okey? Mesela başka bir örnek. Player 1'in kazanması için sonsuz tane sıfır söylenmesi gerekiyor bir noktada. Bu da bir oyun. Yine sonsuza kadar sürecek bir oyun. Ama illaki sonsuz tane sıfırın söylenmiş olması lazım. Hani bu oyunun hiçbir şekilde sonlu hamlede bitmesi de imkan yok. Bu hakikaten sonsuza kadar oynanmak zorunda. Mesela player 1 gitti 3 dedi. Player 2 5 dedi. Player 1 0 dedi. Player 2 7 dedi. Player 1 tekrar 0 dedi. Player 2 1 dedi. Player 1 tekrar 0 dedi. Sonsuz tane sıfır oluşana kadar bu oyun devam etmek zorunda. Sonsuz sıfır oluştuğu anda player 1 kazanıyor. Sonsuz sıfır oluşmazsa player 2 kazanacak. Ama ikisini de check etmenin tek yolu sonsuza kadar oynamak bu oyunu. Hiçbir sonlu hamlede karar veremeyiz bu oyunu kimin kazandığına. Mesela bazı oyunlarda illaki sonuna kadar bakman gerekiyor. Hani bazı oyunlar sonsuz bir oyun olsa da teoride sonlu hamle sonunda bitmiş olabilir. Hani zaten hani artık oynamaya gerek yok diyebiliriz. Kesin kazanacak player 1 veya player 2. Ama bu öyle bir oyun değil. Ama burada da player 1'in tek yapması gereken ne? Hep sıfır demek. Değil mi? Hep sıfır derse illaki player 2 ne yaparsa yapsın bu sonsuz dizi oluştuğu zaman sonsuz tane entry'si, sonsuz tane elemanı sıfır olacak bu dizinin. Dolayısıyla player 1 otomatik olarak kazanmış olacak. Fark ettiyseniz bu kurduğumuz bütün oyunlarda ya player 1'in ya da player 2'nin kazanma için çok kolay bir stratejisi var. Oynayacağı çok kolay bir strateji var kazanmak için. Değil mi? İlk 5 dememe oyunuydu ilk yaptığımız örnek. Çok basit bir strateji çıkmıştı. İşte hepsi birbirinden bir öncekinden daha büyük olsa dedik yine işte ya birin ya ikinin şimdi neye göre verdim hatırlamadım örneği çok basit bir kazanma stratejisi var. Bu en son oyunda da player 1'in mesela basit bir kazanma stratejisi var. Şimdi bu rastlantı değil yani bu tarz kuracağımız oyunların çoğunda ya player 1'in ya da player 2'nin hakikaten kazanmak için bir stratejisi olacak. Ve bu genelde gayet basit olabilir ama bazen tabii olmak zorunda da değil. Bazen gayet karmaşık stratejilerde olabilir bunlar. Şimdi strateji ne demek? Biz yani sezgisi olarak anlıyoruz tabii ki stratejinin ne demek olduğunu ama matematiksel olarak ne diye tanımlayacağız stratejiyi? Şimdi sigma player 1 için bir stratejidir. Player 1 için bir stratejidir sigma stratejisi. Ne yapacak sigma? O ana kadar oynanmış oyuna bakacak ve bir sonraki hamleyi belirleyecek. Yani dolayısıyla sigma dediğin şey aslında sonlu doğal sayı dizilerinden doğal sayılara giden bir fonksiyon. Sonlu doğal sayıları dizilerini şöyle göstereceğim. N üzeri küçüktür omega diye göstereceğim. Yani N üzeri omega dediğimiz omega 0 o da doğal sayıların kardinalitesi diyelim. Alef 0 da diyebiliriz buna. Yani ufak bir set teori dersi almış olanlar varsa doğal sayılar countable olduğu için bunun kardinalitesini ya alef 0 ile ya da omega 0 ile gösteririz. Ama genel olarak omega da denir sıfır için içine karıştırmadan. Sonlu doğal sayı dizilerinden doğal sayılara giden bir fonksiyon. Yani strateji demek bu demek. Sonlu bir diziyi alıyor. Mesela bütün sonlu doğal sayı dizileri değil burada. Player 1 için bakıyorsak çift uzunluktaki sonlu doğal sayı dizilerinden gidecek. Mesela 3-5 oynandı. Sigma bakacak buna. Player 1'in ne oynaması gerektiğini söyleyecek. Yani 3-5 dizisinden nereye gittik? 0'a gitmişiz pardon. O zaman diyecek ki 0 oyna. 3-5 oynandıysa 0 oyna. Sonra player 2 7 oynadı. Bakacak sigma. 3-5-0-7 oynanmış. Bir sonra ne oynamam gerekiyor? 0 oyna diyor. Sonra player 2 1 oynadı. Bakacak sigma işte 3-5-0-7-0-1 oynanmış şu ana kadar. Ne oynamam gerekiyor? Tabii yani yukarıdaki örneğin aynısını yazıyorum da hani bu nasıl bir strateji bilmiyorum da tekrar 0 oyna diyecek. Dolayısıyla her çift uzunluktaki doğal sayı dizisini alacak. Bunu bir doğal sayıya götürecek. Bu bir fonksiyon. Yani her o oyunun ilk çift hamlesini bir sonraki hamleye götüren bir fonksiyon olarak düşünebiliriz stratejiyi. Okay? Aynı şekilde Tao'da player 2 için bir strateji ise o zaman Tao'da yine bu sefer şeyi yazmıyorum buraya uzunluğunu yazmıyorum. Tao'da aynı şekilde sonlu doğal sayı dizilerinden doğal sayılara bir fonksiyon olarak görebiliriz. Tao'nun yaptığı şeyde. Ama yine burada tabii şey olarak teknik olarak bu da tek uzunluktaki dizilerden doğal sayılara gidecek. Çünkü player 2'ye sıra ne zaman geliyor? Tek sayıda tek sayıda adım oynandıysa player 2'den önce.
Şimdi dolayısıyla strateji dediğimiz şey bu. Şimdi peki kaç tane strateji var acaba böyle bir oyunda? Şimdi matematikte dediğim gibi basit bir set teori dersi görmüş olanlar veya belki başka derslerde de görüyorsunuz, değil mi? Kaç tane sonlu doğal sayıdan oluşan dizi var? Yani sonlu uzunlukta dizi var. Bunun eleman sayısı da omega 0 veya alef 0. Dolayısıyla countable tane sonlu uzunlukta doğal sayı dizisi var. Dolayısıyla elimizde bir fonksiyon var. Domaini countable, gittiği yerde countable. Yani doğal sayılar büyüklüğünde bir yerden yine doğal sayılara gidiyor bu fonksiyon. Yani sigma dediğimiz strateji. Buradan buraya gidiyor. O zaman böyle kaç tane fonksiyon vardır? Bunun eleman sayısı doğal sayıların eleman sayısına eşit olduğu için how many, kaç tane strateji vardır sayarsak? O zaman doğal sayılar üzeri doğal sayılar kadar strateji vardır. Bu da 2 üzeri alef 0. Yani reel sayılar kadar. Şimdi bu kısımları bilmiyorsanız yani vaktimiz yok üzerinden hepsinin geçmeye. Ama yani tahmin ediyorum ki matematik okuduysanız zaten birinci sınıfta bunları görmüşsünüzdür diye şey yapıyorum, tahmin ediyorum. Reel sayılar kadar strateji var. Player 1 içinde, player 2 içinde. Okay? Dolayısıyla iki tane küme tanımlayalım. Hani strat 1 ve strat 2 diye. Bunlar player 1'in stratejiler kümesi olsun ve player 2'nin stratejiler kümesi olsun. Bunların ikisinin de eleman sayısı 2 üzeri alef 0. Yani reel sayı kadar. Tamam. Yani şimdi bir iki tane şeye bakalım, teoreme bakalım. Oyunlarla ilgili, sonsuz oyunlarla ilgili. Mesela kazanma kümesi, A kümesi sayılabilir sonsuzlukta bir küme olsun. Acaba bu oyunu kim kazanır? Tamam. Eğer A kümesi sayılabilir sonsuzluktaysa, yani A'nın eleman sayısı omega 0 kadarsa, acaba bu oyunu kim kazanır? A'nın ne olduğunu bilmiyorum. Sadece eleman sayısını biliyorum ama omega 0 eleman sayısında olmak ne demek? Küçük olmak demek matematikte, değil mi? Countable olmak demek, küçük olmak demek. Doğal sayı kadar var. Hani sonluyu falan geçtim. Sonlu zaten çok küçük. Ama sonsuz bile olsa, eğer countable'sa, sayılabilirse bir küme, çok küçük bir kümedir. Dolayısıyla çok da fazla kazanma yolu yok player 1 için, değil mi? Eğer A kümesi küçükse player 1'in aslında çok bir kazanma yolu olmaması lazım. Göreceğiz ki zaten böyle bir durumda bu oyunu kesinlikle player 2 kazanıyor. Hani kümenin ne olduğunu söylemeye bile gerek yok, değil mi? O zaman eğer A'nın eleman sayısı omega 0'sa, o zaman player 2 kesin kazanır. Şimdi kesin kazanmak ne demek? Kazanır. Şimdi kesin kazanmak ne demek? Onu da tanımlamamız gerekiyor, değil mi? Öyle bir stratejisi vardır ki, yani player 2'nin, ikinci oyuncunun, player 1 ne oynarsa oynasın, player 2 o stratejiyi oynamaya devam ettiği sürece illaki kazanacak. Buna kesin kazanma stratejisi diyoruz. Tamam mı? Yani bu dediğimiz şey şu. Yani öyle bir tau var ki, tau player 2'nin stratejisi var ki, player 1 ne yaparsa yapsın. İki tau'yu oynamaya, tau oynarsa kazanır. Okey. Şimdi çok basit bir şekilde anlatalım bu stratejinin ne olduğunu. Şimdi A kümesi sayılabilir sonsuzlukta. Sıralayalım o zaman A kümesinin içindeki elemanları. Şimdi bunların hepsi doğal sayı dizileri, değil mi? Sonsuz doğal sayı dizileri A'nın elemanları. Şimdi A'nın birinci elemanını yazalım. X0, X1, X2, X3. Hatta bir dakika böyle yazmayayım bunu. Birinci elemanına x0 diyeyim. Onun entry'lerini şöyle yazayım. x01, x02, x03, x04. Bu sayı dizisi A'nın birinci elemanı. İkinci elemanı x11, x12, x13, x14. Sonra x21, x22, x23, x24 böyle gidiyor. Bunlardan sonsuz tane var. Bu A kümesi. Yani player 2 öyle bir oyun oynayacak ki player 1 ne yaparsa yapsın, o sonsuz, ortaya çıkan sonsuz dizi bunlardan biri olmayacak. Şimdi bu tipik bir diagonalization
argümanı. Reel sayıların uncountable olduğunu göstermek için de buna benzer bir argüman kullanılıyor. Bu tarz diagonalization argümanları çok vardır şeyde, set teoride. Player 2'nin ne yapması gerekiyor? Alsın A'daki ilk diziyi. Şimdi player 2 her zaman ikincileri oynuyor. Çiftinci terimleri oynuyor ya player 2. Önce player 1 başlıyor, sonra player 2. Önce player 1, sonra player 2. Şimdi x 0, 2. Bu kaç? Bu bir doğal sayı. O zaman bunun bir fazlasını alalım. Şunu bir arttıralım. Mesela x 0, 2, 5 ise player 2'nin ilk oynayacağı hamle 6 olsun. Sıra ilk kendisine geldiğinde ilk yapacağı hamle 6 olsun. Eğer bu 5 ise. Player 2 sonra dördüncü hamlede, yani oyunun dördüncü hamlesinde x 1, 4 kaçsa onun bir fazlasını oynasın. Sonra burada bir tane x 2, 6 var. O kaçsa player 2 üçüncü hamlesinde kendisine sıra geldiğinde x 2, 6'nın bir fazlasını oynasın. Ve böyle böyle sonsuza kadar devam etsin. Şimdi ortaya çıkan dizi bu dizilerden hiçbirine eşit değil. Çünkü ortaya çıkan dizinin ikinci terimi x 0, 2'nin bir fazlası. Demek ki ilk diziye eşit değil ortaya çıkan dizi. Ortaya çıkan dizinin dördüncü terimi x 1, 4'ün bir fazlası. Demek ki x 1'e eşit değil ortaya çıkan dizi. Onun altıncı terimi ortaya çıkan dizinin x 2, 6'nın bir fazlası. Demek ki x 2'ye eşit değil. Böyle böyle ortaya çıkan dizi bunlardan hiçbirine eşit değil. Demek ki ortaya çıkan dizi A kümesinde değil. Demek ki player 2 kazandı. Yani çok basit bir strateji player 2'nin burada yapacağı. Çünkü A kümesi çok küçük. Yani 1'in kazanacağı çok az oyun var. Çünkü A kümesi countable. Dolayısıyla 2 kazanıyor böyle bir oyunda otomatik olarak. Yani şimdi bu basit bir basit bir örnek. Yani eğer A kümesi countable bir örnekse bu sadece bir de şeyle ilgili. A'nın eleman sayısı ile ilgili. Ne diyoruz? Player 2 kesin kazanıyor. Yani player 2'nin kesin kazanacağı bir strateji var. Yine ama bütün oyunlara, örnek verdiğimiz oyunlara bakın. İlk oyunlarda ya 1'in ya 2'nin bir kazanma stratejisi çıktı. Bu oyunu örnek verdim. Bunda oyunu bile yazmadım. Sadece eleman sayısına baktık A'nın. Sadece eleman sayısına bakarak baktık ki player 2 kesin kazanıyor. Yani kesin kazandıran akıllı bir şekilde oynarsa stratejisi var. Peki hangi oyunun kazananıyor? Yani bütün verdiğimiz oyunlar ya player 1 için ya player 2 için bir kazanma stratejisi çıkartıyor ortaya. Tabii 4 tane örnek çok fazla bir örnek değil. Yani burada çok fazla oyun var yazabileceğimiz ama hani öyle gözüküyor ki çok da fazla oyun yok öyle. İki taraftan birinin kazanamayacağı. Şimdi olay şeye doğru gidiyor. Acaba var mı böyle bir oyun? Yani öyle bir oyun yazabilir miyiz ki ne player 1'in bir kazanma stratejisi olsun ne de player 2'nin bir kazanma stratejisi olsun? Var. Bunu teorem diye yazalım. Teorem. Öyle bir A oyunu vardır ki, yani A kümesi, onu oyunu da kümeyle aynı tutuyorum. Oyunu vardır ki ne player 1 ne player 2 için bir kazanma stratejisi vardır. Stratejisi yoktur. Okay. Ama böyle bir oyun bulabilmemiz için Axiom of Choice kullanmamız gerekiyor. Şimdi Axiom of Choice ne? Çok basit anlatayım yine matematik okumayanlar için. Şimdi Axiom of Choice matematiğin en tartışmalı aksiyonlarından biri. Aslında çok doğal bir şey söylüyor Axiom of Choice ama bunu kabul ettiğiniz zaman bu aksiyonu aslında bayağı böyle paradoksik şeyler çıkabiliyor. Bana Tarski paradoks olsun. Bir sürü Axiom of Choice'un garip şeyi var, sonucu var. Ama yine de kabul ediliyor. Çünkü Axiom of Choice olmadan da çok bir şey yapılamıyor matematikte. Axiom of Choice aslında şunu söylüyor. Bir kümenin bütün alt kümelerinden rastgele bir eleman seçebilirim. Ve bu bir küme olur, bu seçtiğim elemanlar bir küme olur diyor. Aslında çok naif bir şey söylüyor yani. Tabii ki seçebilirim, niye seçemeyim? Yani rastgele niye seçemeyim bir şey? Yani tabii ki bu alt kümesinden onu al, o alt kümesinden onu al. Teker teker söylemek zorunda değilim hangi elemanı seçmek istediğimi. Rastgele seç işte her alt kümesinden bana. Seçtiğin elemanları getir önüme ve bunun bir küme olarak paketleyip koy. Bu bir kümedir diyor aksiyon. Ama işte bu kadar naif gözüken bir aksiyonun bir sürü garip garip sonuçları olabiliyor. Şimdi burada kullanacağımız Axiom of Choice sonucu well-ordering teorem. Şimdi well-ordering teorem ne? Veya well-ordering lemma ne? Şimdi doğal sayıları düşünün. Şimdi doğal sayılarda çok güzel bir sıralama var. Şimdi ne özelliği var doğal sayılardaki sıralamanın? Bir sürü özelliği var ama bir kere her iki elemanı karşılaştırabiliyorum değil mi? Yani 3 ile 5'i aldım. Ya biri birinden büyük ya biri öbüründen büyük. Her iki eleman karşılaştırılabiliyor. Ama tabii ki her eleman kendisinden küçük eşit. Eğer A B'den küçük eşitse B A'dan küçük eşitse tabii ki A B'ye eşit. Veya A B'den küçük eşitse B C'den küçük eşitse A C'den küçük eşit. Bu tarz özellikleri sağlıyor. Ama asıl en önemli özelliği doğal sayılardaki sıralamanın sağladığı
her alt kümenin bir en küçük elemanı var. Doğal sayıların hangi alt kümesini alırsanız alın, doğal sayılardaki normal sıralamaya göre bir tane en küçük elemanı var, değil mi? Şimdi bu bize neyi sağlıyor aslında? Induction yapmamızı sağlıyor doğal sayılarda. Tüme varım yapabiliyoruz. Tüme varım yapmamızı sağlayan doğal sayılardaki sıralamanın bu özelliği. Yani her alt kümenin bir en küçük eleman olması. Bu olmasa tüme varım yapamazsın doğal sayılarda. Mesela o yüzden Z'de tüme varım yapamazsın. Çünkü Z'de böyle bir şey yok, değil mi? Z'de her alt kümenin bir tane en küçük elemanı yok. Çift integerler al, çift tam sayılar al. Eksi sonsuza kadar gidiyor. En küçük elemanı yok mesela o alt kümenin. Veya Z'nin zaten kendisinin bir en küçük elemanı yok. Bir sürü alt kümesinde en küçük elemanı yok. Z'de tam tüme varım yapamamamızın nedeni o. Bir yerden başlayamıyorsun ki ileri gidebilirsin. Hani varacaksın tüme de başlangıcın yok. Okey. Bir küçükten başlaman lazım ki ondan sonra ilerle. Doğal sayılarda sıfırdan başlıyoruz. Çünkü en küçük var. Chat'te bir tane soru mu geldi? Ha, sorularınız chat'te. Okey. Şimdi ama bunu geliştirmek istiyorum ben. Doğal sayılar zaten basit bir şekilde sıralanmış. Ben bütün kümeleri böyle sıralamak istiyorum. Herhangi bir tane küme aldım x diye. Şimdi x'in ne olduğunu bilmiyorum. Well ordering teorem diyor ki bütün kümeler üzerine bir tane well order bulabilirsin. Şimdi well order ne demek? Türkçesini bilmiyorum hakikaten well ordering ya. Well order diye yazacağım. Yani. Şimdi well order'ın şöyle özellikleri var. Bir kere her zaman a küçük eşittir a. A küçük eşittir b. Ve b küçük eşittir a ise a eşittir b. A küçük eşittir B ve B küçük eşittir C ise A küçük eşittir C. Bir de her kümenin en küçük elemanı var. For Y alt kümesidir. İngilizceye dönmüşüm yine, pardon. Y alt kümesidir X'in. Herhangi bir Y için. Y'nin en küçük elemanı vardır. Bir de normalde well order tanımında yoktur ama şimdi bir tane daha tanıma condition ekliyorum. Lineer olmasını istiyorum order'ı. Yani her iki eleman için karşılaştırabilmek istiyorum A ile B'yi. For all A, for all B, ya A küçük eşittir B veya B küçük eşittir A. Karşılaştırılmayacak eleman olmasın. Yani yine doğal sayılara benzesin, lineer bir şey olsun. Okay. İyi tanımlanmış mı? İyi sıralama. İyi sıralamaymış. Tamam, teşekkürler. Böyle bir iyi sıralama. Şimdi mesela reel sayıları iyi sıralamaya kalkın bakalım. Şimdi well ordering teorem diyor ki her kümeyi iyi sıralayabilirsin. Yap bakalım reel sayıları, iyi sırala. Öyle bir sıralama koy ki R'nin üzerine her alt kümenin bir tane en küçük elemanı olsun. Bunu konstruktif bir şekilde yapmanın imkanı yok. Yani bulamazsınız böyle bir şey. Elle çıkmaz. Bunu axiom of choice'dan zaten sadece yapabiliyoruz. Ama axiom of choice her küme böyle sıralanabildiği için ben biliyorum ki reel sayıların üzerinde böyle bir sıralama var. Yani bu var olan bir sıralama. Ama göster dersen bu sıralamayı, nasıl sıralıyorum ben reel sayıları, onu construct edemez. Yani öyle bir şey bulamaz reel sayılar üzerine. Ama var böyle bir sıralama. Axiom of choice'dan dolayı. Ha, şimdi yapacağımız şey şu. Şimdi demin stratejileri saydık. Şimdi stratejiler çok fazla. Ama stratejiler çok fazla olmasına rağmen ben bunları well ordering teoremi kullanarak istediğim gibi sıralayabilirim. Yani şimdi yapacağımız şey şu. Öyle bir tane oyun bulmak istiyorum ki bu oyunun kazananı olmayacak. Yani kazananı olmayacaktan kastım. Ne player 1 için ne player 2 için şey olmayacak. Kazanma stratejisi olmayacak. Şimdi bunu oluşturmak için ne yapıyorum? Şimdi bir kere well ordering teoremi kullanarak saate de bakalım. Okay. Well ordering teoremi kullanarak şöyle bir order yapacağım. Yapmak istediğim order şu. Bir x kümesini alacağım. Şimdi rastgele bir x için yapıyorum. Buna öyle bir order koyayım ki x'i öyle bir orderlayayım ki x well order, işte bu well order olsun. İyi sıralama olsun. Ama başka bir şeyler de istiyorum. Şimdi x'i i ile indeksleyeceğim. I kümesiyle. Yani x'in elemanlarını x alfalar olarak yazmak istiyorum. Öyle ki alfa index kümesinin elemanı. X kümesini bu şekilde alfalarla sıralayacağım. Şimdi i ordinal olacak. Daha doğrusu kardinal olacak iyi hatta. Şimdi ordinal kardinal bilmiyorsanız da burada artık yapabileceğimiz bir şey yok. Hızlı bir şekilde geçmem gerekiyor. İstediğimiz şey şu. Ama i'den istediğimiz şey, indeks kümesinden istediğim şey şu. Şimdi her alfa için i'deki her alfa için i'nin içinde alfadan küçük sayılara bak. Ya sayı dememek lazım belki bunlara. Elemanlara bak. Şu kümeye bak. Öyle betalar ki i'nin içinde beta küçüktür alfa. Yani mesela doğal sayılarda 20'den küçük sayılar gibi düşünün isterseniz, bunları analoji kurmak istiyorsanız. Bunun eleman sayısı i'den küçük olacak.
Şimdi doğal sayılarda bu doğrudur değil mi? Doğal sayıları al. 0, 1, 2, 3. Doğal sayılardan herhangi bir eleman al. İstediğin kadar büyük al. 178'i alalım. Büyük diye bunu seçtim. 178'den küçük elemanlara bak. Kaç tane var 178'den küçük eleman? Sıfırdan başladığım için tam olarak 178 tane var değil mi? Yani bu kümenin eleman sayısı 178. Peki doğal sayıların eleman sayısı ne? Omega 0. Tabii ki 178 küçüktür omega 0. Dolayısıyla doğal sayılardaki sıralama bunu sağlıyor. Bunu her kümede yapabilirim. Yani öyle bir sıralayacağım ki kümenin içindeki elemanları iyi bir sıralamayla bunu sağlayacak o sıralama. Tamam mı? Yani herhangi bir elemandan daha küçük elemanları aldığım zaman kaç tane var burada bu kümede diye baktığım zaman bütün kümenin eleman sayısından aşağıda çıkacak. Tabii burada eleman sayısı lafını belki kullanmamak lazım. Artık kardinalite bu. Çünkü her şey sonsuz. Okay. Bunu yapabiliyorum. Ha, şimdi gelelim asıl teoremimizin kanıtına bunu kullanarak. Şimdi strateji saymaya başlıyorduk. Saydık. Kaç tane strateji vardı? Hem player 1 için hem player 2 için. 2 üzeri alef 0 tane strateji vardı değil mi? Reel sayılar kadar strateji var elimizde. Tamam mı? Şimdi bunları sıralayalım. İki strateji kümesinde. Strateji 1, bu birinci player'ın stratejileri. Sıralayalım bunları. Bir indeks kullanarak. Aynı yukarıdaki gibi. Bunlar sigma alfalar olsun. Alfa i'nin içinde. Ve bu indeks well-ordered bir küme. Yani bu alfalar istersen sıfırdan başlattığında sigma 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3 diye gidiyor. Ama bunlar çok daha fazla tabii ki doğal sayılardan. Dolayısıyla sonsuza kadar gidip orada durmayacak. Sonra daha büyükleri geliyor. Onların daha büyükleri geliyor. Onların daha büyükleri geliyor. Ama böyle lineer bir şey şeklinde düşünün. Bir doğal sayılar gidiyor. Bitiyor bunlar. Sonra başka bir doğal sayılar geliyor. Onlar bitiyor. Başka bir tane geliyor. Bitiyor. Başka bir tane geliyor. Bitiyor. Başka bir tane geliyor. Bitiyor. Bunlardan sonsuz tane geliyor. Bunların hepsi bitiyor. Sonra bir tane daha başlıyor gibi. Yani bayağı uzun bir şey bu. Ama lineer bir ip gibi düşünebilirsiniz yine de. Sadece artık her şeyin bir öncesi yok. Bazı şeylerin öncesi yok. Her şeyin bir sonrası var ama bazı şeylerin öncesi yok. Mesela şu elemanın bir öncesi yok. Bu elemandan önce sonsuz tane doğal sayı var ondan daha küçük. Hemen bir öncesi yok. Bu tarz bir sıralama bu. Eğer dediğim gibi biraz ordinalleri biliyorsanız, eğer yaptıysanız sıralamalara hakimsinizdir ama bilmiyorsanız hızlı bir şekilde geçmem gerekiyor. Sıraladım stratejileri. İkinciyi de aynı şekilde sıralayalım. İkinci player'in stratejilerini. Ve bunları da tau'larla gösteriyorum. Tau alfa. Yine aynı indeks kümesini kullanıyorum. Çünkü ikisinde eleman sayısı eşit. Bunları da sıraladım. Tamam mı? Ha, şimdi öyle bir oyun yaratacağım ki ne player 1 ne player 2'nin herhangi bir stratejisi %100 kazanan strateji olacak. Yani ne bu sigma alfalardan herhangi bir tanesi ne tau alfalardan herhangi bir tanesi %100 kazanma stratejisi olamayacak. Dolayısıyla bu oyunun %100 kazandıracak hiçbir strateji ne player 1'de ne player 2'de olmayacak. Şimdi A, B diye iki tane küme oluşturacağız. A ve B diye. Ve bunu şu şekilde yapacağız. Induction'la yapacağız. Ama burada aslında yaptığımız şey transfinite induction dediğimiz şey. Artık doğal sayılar üzerine tüme varım yapmıyoruz. Ordinaller üzerine tüme varım yapıyoruz. Yani daha büyük bir küme üzerine. Ama transfinite induction'ı her iyi sıralanmış küme üzerine yapabilirsiniz. Yani eğer iyi bir sıralama varsa elinizde, aynen doğal sayılardaki gibi her alt kümenin bir en küçük elemanı varsa, her zaman induction'ın tüme varımın biraz ötelenmiş, biraz geliştirilmiş haliyle bütün bu küme üzerine, çok daha büyük bir küme üzerine doğal sayılardan tüme varım yapabiliyorsunuz. Burada yapacağımız şey bu. Şimdi sırasıyla A ve B'yi oluşturalım. A ve B dediğimiz kümeler şöyle şeyler olacak. Bunlar da I ile indekslenecekler. Bu A alfalardan oluşacak. Alfa elemandır I. Bu da B alfalardan oluşacak. Yine alfa elemandır I. Hepsini I ile indeksliyorum bunları. Hep aynı indeks kümesini kullanıyorum. Sıfırdan başlayalım. Sıfır i'nin en küçük elemanı olsun. Yine aynı doğal sayılar gibi benzesin diye. En küçük elemanı olsun. i'nin en küçük elemanından başlıyorum. Tanımlamak istediğim a sıfır ve b sıfır. Şimdi şuna bakıyorum. İki tane daha küme tanımlıyorum. Place, tau ve place, sigma diye iki tane küme tanımlayacağım. Şimdi sigma veya tau strateji ise eğer, sigma player 1 için, tau player 2 için belki sırasını ters yazmak kafa karıştırabilir. Hep 1-2 şeklinde gidiyorum. Belki bunu sigma, buna tau diyeyim. Bu bir oyun. Şimdi sigma stratejisiyle fixedik. Bu player 1 için bir strateji. Sigma stratejisiyle oynanabilecek bütün oyunlar. Bu play sigma. Tamam mı? Bu stratejiyle oynanabilecek bütün oyunlar. Yani player 1 sigma stratejisini oynadığı sürece, hani player 2 bir sürü farklı şey oynayabilir tabii ki, ortaya bir sürü oyun çıkacak değil mi? Player 1 hep sigma'ya göre oynayacak. Ortaya yığınla oyun çıkacak burada. Bütün bu yığına place sigma diyorum. Player 1 sigma oynadığı sürece ortaya çıkacak bütün oyunlar, oynadığı sürece
ortaya çıkacak oyunlar. Bu da aynı şekilde. Player 2 tau oynadığı sürece ortaya çıkabilecek bütün oyunlar. Okey. Peki bunlardan kaç tane var? Acaba? Bunu da rahatlıkla gösterebilirsiniz ki exercise olsun. Bunlar da 200 er alep 0 tane. Strateji sayısı kadar. Her strateji ve exercise olarak verelim bunu. Exercise. Eleman sayısı place sigma eşittir 2 üzeri alef 0. Tamam. Herhangi bir sigma için ve herhangi bir tau için. Bu çok basit bir egzersiz. Ha, şimdi bakalım. Teker teker A0, B0 oluşturmaya başlayarak gidiyoruz. A0'ı şuradan rastgele seçiyorum. Place tau 0'dan. Player 2'nin ilk stratejisini al. Tau 0. Oradan rastgele bir oyun seç. Buna A0 de. Okay. Şimdi B0'ı nasıl seçeceğim? B0'ı şöyle seçeceğim. B0 play sigma 0'dan seçeceğim. Ama tek bir istediğim şey var. A0'a eşit olmasın. Şimdi play sigma 0 2 üzeri alef 0 büyüklüğünde bir küme. İçinde Allah bilir A0'a eşit olmayan elemanlar vardır. Bir tanesini seç. Yani bir sonsuz büyüklükte bir küme. Sadece bir A0'a eşit olmamasını istiyorum. A0'a eşit olmayacak şekilde seç. Initial step'i bitirdim. Şimdi inductive step. İndeks diyelim ki indeks kümesindeki herhangi bir alfa için alfaya kadar olan bütün betalar için A beta ve B betalar seçildi. He. Varsayalım ki alfa diye bir indeks var ve bütün yani bütün demeyeyim şöyle for all beta küçüktür alfa ya indeks kümesindeki bütün alfadan küçük indeksler için A beta ve B betalar seçildi. Yani yine doğal sayılarda analoji yapmak istersek A500 ve B500'e kadar bütün A ve B'leri seçtim. A501, B501'i nasıl seçeceğim? Değil mi? Küme varımda hep bir sonraya nasıl geçerim onu yapıyoruz. Ama burada işte bir sonraya geçmiyorum. Burada transfinite induction yaptığım için, ordinaller üzerine induction yaptığım için şu ana kadarki hepsi bitti. Bütün bu kümeden sonra bir sonraki adım nasıl atarım? Ama artık sonsuz tane de olabilir yapılmış olanlar. Yani A500, B500 gibi 500 tane değil. Belki çok fazla sonsuzlukta bir şey seçildi. Yine bir sonraki adımı nasıl atacağım buna bakıyorum. Ha, şimdi yapacağım şey şu. A alfa ve B alfayı nasıl seçeceğiz? A alfayı ve B alfayı nasıl seçeceğiz? Alfanıncı adımda yani bu elemanları nasıl seçeceğim? Şöyle yapıyorum. Şuna bakıyorum. B betalar beta küçüktür alfa. Bu kümeye bakıyorum. Ops. B betalar ki öyle B betalar ki. Beta küçüktür alfa. Ha şimdi bu küme şu kümeyle aynı eleman sayısına sahip. Öyle betalar ki beta küçüktür alfa. Öyle indeksler ki beta küçüktür alfa. Çünkü her indeks bir tane elemanla özdeşleştirilmiş durumda. Peki bu sıralamaya göre bu kümenin eleman sayısı ne? İndeks kümesinin eleman sayısından küçük. Yani 200 er alef 0'dan daha az elemanı var bu kümenin. Okay? Demin yaptığım şeyin öyle bir well order yapalım ki bütün bunlara initial segment deniyor. Bütün initial segmentlar bütün indeks kümesinden daha küçük olsun. Aynı doğal sayılardaki gibi. 360'tan küçük sayılar kaç tane var? 360 tane var. Doğal sayılar kaç tane? Sonsuz tane. Bütün initial segmentlar her zaman bütün indeks kümesinden küçük çıkıyor. Aynı şekilde bu sıralamayı da buna uygun şekilde yapabiliyoruz. Ha, şu ana kadar seçilmiş bütün B'lere baktım. Kaç tane seçilmiş? Bu kadar tane. Ama bu kadar tane illaki 200 er alef 0'dan az. Tamam mı? Ha, şimdi bundan az olduğuna göre ama şuna bakıyorum. Place tau alfa'ya bakıyorum. Alfanıncı ikinci player'ın stratejisini al. Tau alfa. Alfa indeksi. Bunun eleman sayısı ne? 200 er alef 0. Bütün bu place kümelerinin eleman sayısı hangi stratejiyi alırsan al her zaman 200 er alef 0. Şimdi burada 200 er alef 0 eleman var. Yukarıdaki kümede şurada 200 er alef 0'dan daha az eleman var. O zaman ben buradan öyle bir eleman alabilirim ki place tau alfa'dan yukarıdaki kümede olmaz. O zaman let diyorum. A alfa elemanıdır. Place tau alfa fark öyle B betalar ki beta küçüktür alfa. Buradan alayım A alfayı.
alfanıncı adımda bir kere alfadan önce gelen bütün B'lerden farklı bir A seçtim. Evet, alfanıncı adımdan önce seçilmiş bütün B'lerden farklı bir A alfa seçiyorum. Ve A'nıncı player 2'nin alfanıncı stratejisinin place kümesinden alıyorum bunu. Yani place tau alfadan seçiyorum. Beta, B alfayı nasıl seçeceğim? B alfayı da şuradan seçeceğim. Place sigma alfa. Player 1'in alfanıncı stratejisine bakıyorum. Onunla oynanabilecek bütün oyunlar kümesi place sigma alfa. Neyleri çıkarıyorum? Öyle A betalar ki beta küçüktür alfa. Daha önceki şu an seçilmiş bütün A'ları çıkarıyorum. Onlardan birini almak istemiyorum. Demin seçtiğim A alfayı da çıkarıyorum. O da olmasın. Yine beta alfayı öyle bir seçiyorum ki şu ana kadar seçilmiş bütün A'lardan farklı bir şekilde seçiyorum. Okey. Inductive step de bu. Elimde iki tane küme oluştu. A ve B kümeleri. A, A alfalardan oluşuyor. B, B alfalardan oluşuyor. Şimdi iki şey göstereceğim. Bir kere bu iki kümenin kesişimi boş küme. Önce bunu göstereceğim. Bu direkt seçimin mantığıyla alakalı. Şimdi ilk baştan bak nasıl seçtiğimize. A sıfırı rastgele seçtim place tau sıfırdan. B sıfırı place sigma sıfırdan. A sıfıra eşit olmayacak şekilde seçtim. Daha baştan zaten eşit olmasın diye bunlar başladım seçmeye. Sonra alfanıncı stepte ne yaptım? Şimdi A sıfır, A alfayı seçerken alfanıncı stepe kadar seçilmiş olan bütün B'leri eledim. Onlar dışında bir tane A alfa seçtim. Yani daha önceki bütün B'lerden farklı A alfa. Peki daha sonra gelen B'leri de seçerken o B'lerden daha önce seçilmiş bütün A'lardan farklı olduğu için o seçim daha sonra gelen B'lerde A alfadan farklı olacak. Yani alfanıncı stepte seçilmiş A alfa hem kendinden önce seçilmiş B'lerden farklı hem de kendinden sonra seçilecek olan B'lerde o stepte seçilen A alfadan farklı olacak. Seçimin mantığı dolayısıyla. Dolayısıyla bütün B'ler bütün A'lardan farklı bir şekilde seçildi. Bu iki kümenin kesişimi boş. Ha, şimdi gelelim asıl göstermek istediğimiz yere. A oyununun kazanan stratejisi yoktur. Kazanan stratejisi yoktur. Ne player 1 ne de player 2 A oyununu %100 kesinlikle kazanan stratejiye sahip. Yani nasıl göstereceğiz? Diyelim ki player 1'in var böyle bir stratejisi. Hani diyelim ki player 1 için sigma var. Böyle bir strateji. Kazanıyor. A oyununu kesinlikle kazanıyor. Yani şimdi bu sigma, sigma alfalardan biri değil mi? Ben zaten player 1'in bütün stratejilerini sıralamıştım iyi indeksiyle. Sigma alfalar şeklinde sıralamıştım. Böyle bir sigma varsa onlardan biri olmak zorunda. Yani sigma dediğin şey bir tane sigma alfaya eşit. Belli bir alfa için. Öyle belli bir alfa indeks kümesi için. Peki. Şimdi alfanıncı stage'de ne olmuştu? Alfanıncı adımda bu şeyi yaparken A, B kümelerini oluştururken B alfayı nereden seçmiştik biz? Alfanıncı adımda. B alfayı place sigma alfadan seçmedik mi? Değil mi? Place sigma alfanın içinden bir B alfa seçildi. Ha, peki. Eğer sigma kesinlikle bu oyunu kazanıyorsa sigmada sigma alfa ben neyi biliyorum? Place sigma alfa A kümesinin subset olmak zorunda değil mi? %100 kazanmak bu demek. Sen sigma alfayı oynadığın zaman geri kalan oyun ne olursa olsun o oyun A kümesinin içine düşüyor demek değil mi? %100 kazanma stratejisi bu demek. Eğer sigma alfa player 1 için %100 bir kazanma stratejisi ise bu tam olarak place sigma alfanın A kümesinin alt kümesi olması demek. Yani ben ne var ne buluyorum burada? Bir tane B alfa var play sigma alfanın içinde. Onun da A'da olması gerekiyor. Ama ben biliyorum ki B'ler hiçbir zaman A'nın içinde değil. Çelişki. Demek ki player 1 için bir kazanma stratejisi yok. Ki A'nın içinde hiçbir B alfa yok. B alfalar B'de. Ve B ile A kesişmiyor. Diyelim ki o zaman player 2 için bir kazanma stratejisi var. Diyelim ki 2 için bir tane tau var. %100 kazanma stratejisi. Bu tau da tau alfalardan biri. Çünkü onu da sıralamıştım. Değil mi? İkinin kazanma ikinin bütün stratejilerini de sıralamıştım. Tau dediğin şey de belli bir tau alfaya eşit. Alfa indekste bir yerde. Peki yine alfanıncı stepte ne olmuştu? Alfanıncı stepte ben bir tane A alfa seçtim. Nereden seçtim bu A alfayı? Place tau alfadan seçmedim mi A alfayı? Şimdi place tau eğer player 2 için %100 kazanma stratejisi ise tau alfa
Bu sefer de place tau alfa'nın A ile kesişmemesi gerekiyor. Boş küme olması gerekiyor bu kesişimin. Yani hiçbir şekilde A'da çıkmaması gerekiyor oyunun ki player 2 kazansın. Yani A ile kesişmemesi lazım. Ama burada içinde A alfa var. Kesişiyor A ile. A alfa A'nın elemanı. A ile kesişmemesi gereken kümenin içinde illaki A'dan bir eleman var. Demek ki player 2 içinde bir kazanma stratejisi yok burada. Hızlı gittiğimin farkındayım çünkü süre bitmek üzere. Yani hani toparlamam gerekiyor teoremi. Sonradan detaylarına bakabilirsiniz biraz. Ne çıkıyor ortaya? Ne player 1 için ne player 2 için bir kazanma stratejisi olamıyor burada. Oyunun kurulmasından dolayı. Oyunun kurulması da çok hileli. Stratejileri sıralıyorsun iki taraf içinde. Öyle bir oyun seçiyorsun ki yani iki stratejiyi de alsan, iki stratejiden herhangi bir tanesini de alsan ya player 1'den ya player 2'den hangi stratejiyi seçersen seç o kazanamıyor bu oyunu. Oyun buna göre dizayn edilmiş bir oyun zaten. Yani A'nın içine ve B'nin içine öyle çok özel sequence'lar konulmuş şekilde. Ve bunu da Axiom of Choice'dan yapıyoruz. Yani well ordering'le yapıyoruz. İyi sıralamayla. İyi sıralama da Axiom of Choice olmadan mümkün değil. İkisi birbirini imply eden şeyler. Yani Axiom of Choice'u çıkarıp iyi sıralama teoremi veya iyi sıralama aksiyomu koyabilirsiniz. Her küme iyi sıralanabilir şeklinde. Dolayısıyla bu Axiom of Choice'un bir sonucu. Axiom of Choice yoksa eğer aksiyom sisteminizde bütün oyunların kazanma stratejisi var ya bir için ya iki için. Yani kazanılmayacak oyun yok Axiom of Choice'u çıkarırsanız kümeler kuramından. Dolayısıyla bu kesinlikle Axiom of Choice'dan yapılacak bir şey. Denk değil. Yani kazanılmayacak bir oyunun varlığı Axiom of Choice'u göstermiyor. Ama Axiom of Choice olmadan yapamıyorsun kazanılmayacak bir oyunun varlığını. Peki hangi oyunlar kazanılabilir? Çünkü bu çok garip bir oyun. Yani böyle bir oyun Axiom of Choice harici kuramıyorsun. Axiom of Choice harici kuramayacağın oyunlar da genelde zaten hayal edemeyeceğin şeylerdir. Yani o kadar abstrakt bir oyundur ki bu. Zaten oturup kurallarını falan yazamazsın böyle bir oyun. Yani ilk başta dedik ya ilk 5 şey yapan kaybediyor. Yani öyle bir oyun olmayacak. Bunun kuralları öyle yazılabilecek kurallar olmayacak. Hiç kimse hayal edemez böyle bir oyunun nasıl bir oyun olduğunu. Peki hangi oyunlar kazanılabilir? Yani hangi oyunlar için ya bir ya iki, ikinci player için %100 kazanma stratejisi vardır? Bir iki tane örnek yaptık. A son şeyse sayılabilir sonsuzluktaysa illaki player 2 için kazanma stratejisi var. Bunlara bu arada determined game deniyor. Ya bir için ya iki için bir kazanma stratejisi varsa belirlenmiş oyun. Yani işte var ya belirlenmiş işte ya bir ya iki kazanacak illaki eğer düzgün bulurlarsa ne yapmaları gerektiklerini. Belirli oyun deniyor bunlara, determined oyun deniyor. Hangi oyunlar determined? Çoğu şey determined. Şimdi bu doğal sayılar üzeri doğal sayılar bizim yani sequence'lar uzayımız, doğal sayı sequence'ları uzayımız. A filan hep bunun alt kümesi ya bizim kazanma kümemiz. Şimdi burada bir tane topoloji var. Topoloji alanlar için diyorum. Bir iki dakikada toparlayayım. Product topoloji. N üzerine discrete topoloji alıyorsunuz doğal sayılar üzerine. Sonra da N üzerine için product topoloji alıyorsunuz. Daha basit olarak şey gibi de düşünebilirsiniz isterseniz bunu. Doğal sayı üzerine doğal sayı bakmak yerine 0-1 üzeri doğal sayılar gibi düşünebilirsiniz. Sadece 0-1'lerde oluşan sequence'lar olarak. Topoloji şu. 0-1'de her şey açık. Yani discrete topoloji. Boş küme açık. 0-1'in kendisi açık. Singleton 0 açık. Singleton 1 açık. Her şey açık. Her şey kapalı. 0-1 üzeri n'de de neler açık? Product topolojiyi alıyorsun 0-1 üzeri n'de. Bu topolojiye göre eğer A kümesi bu uzayın bir alt kümesi. A kümesi açıksa oyun determined. A kümesi kapalıysa oyun determined. A kümesi şimdi şeylere girmek lazım. G delta ise G delta'nın ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama A kümesi G delta ise oyun determined. A kümesi F sigma ise oyun determined. Peki ne zaman oyun determined değil? O kadar fazla oyun determined ki bu konudaki en büyük teorem Martin's teorem. Martin's teorem. Diyor ki A kümesi Borel ise A oyunu determined. Borel'de ne? İşte open kümelerle oluşturabileceğin, generate edebileceğin intersectionlarla, union'larla ve complement'larla oluşturabileceğin bütün kümeler. Neredeyse her şey yani. O kadar fazla şey determined ki. Yani senin kurabileceğin herhangi bir oyunda adam gibi kurabileceğin, böyle constructive bir şekilde kurabileceğin bütün oyunlar determined çıkacak. Yani kurallarını falan yazabileceğin, anlayabileceğin bütün oyunlar determined. İnsan olarak anlayabileceğin bütün oyunlar determined. Ki bunun içinde insan olarak anlayamayacağımız bir sürü oyunda var da, yani kümeleri hayal edemeyeceğimiz bir sürü küme var ama bunların hepsinde Borel kümelerse bu oyunlar determined. Bunların haricinde de determined bazı oyunlar ekstra aksiyon kabulleriyle bulunabiliyor. Ama undetermined, yani determined olmayan bir oyun bulmak istiyorsan axiom of choice kullanman gerekiyor. O ortaya çıkan garip AB kümeleri de demin oluşturduğumuz Borel falan değil tabii ki. Onlar Borel olsaydı çünkü oyun determined olurdu.
bu konu deskriptif set teori konusu. Hani daha fazla okumak isteyenler olursa kaynak da verebilirim. Hangi kitap okuyabilecekleriyle ilgili. Çok güzel bir konudur bu arada. Yani sonsuz oyunlarla aslında bunlar doğal sayı dizilerinin alt kümelerinin anlaşılmaya çalışıldığı konular. Yani sen en üzerinin alt kümelerini anlamaya çalışıyorsun. Veya reel sayıların alt kümelerini anlamaya çalışıyorsun. Çok yakın şeyler. Okay. Burada bitireyim. Zaten 4 dakika kalmış. Bir iki soru varsa da alabilirim. Umarım anlaşılmıştır. Kaynak istenmiş. Kaynak ne önerirsiniz? Kaynak. Ben chat'e yazayım. Tamam. Kaynak. Descriptive Set Theory kitaplarında var bunlar. Kekris Descriptive Set Theory diye ararsanız onda çıkar. Mostovakis'in Descriptive Set Theory yazın. Kekris yazın. Çıkar. Hani Wikipedia'da da bulabilirsiniz. Martin's Theorem yazabilirsiniz. Wikipedia'da da bununla ilgili bir article vardır. Orada da kaynak yazar. Ama ben size şey yazayım. Kekris diye yazılıyor olması lazım. H. Bir dakika şimdi adımda yanlış şey yaptım. Ben de kontrol etmek istedim. Böyle olması gerekiyor. Ben chat'e yazdım. İsterseniz ona bakabilirsiniz. Evet. Kekris. Evet. Descriptive Set Theory. Ben size bu kitabın bütün... Şimdi bir dakika. Bende var o kitap çünkü. Bilgisayarda. Tam adı da Descriptive Set Theory olsun. Ondan emin olayım. Başka bir şey olabilir bazen isimde. Aynen. Classical Descriptive Set Theory. Bunu da bulabilirsiniz. Martin'in teoreminin kanıtı da, ama o teorem kolay değildir. Ben hiç okumadım o teoremin kanıtını. Yani kolay bir şey değil o. Bayağı büyük bir iş o. Bu konuda yapılmış. Ama tabii ki başka bir takım resultlar var. Mesela open kümelerin determined olduğu. Yani A opensa bunun determined olduğu çok zor bir kanıt değil. Veya closedsa. Veya F sigma veya G delta için bile hani exercise seviyesinde olmasa bile okunup anlaşılabilecek kanıtlar. Ama iş Borel'e geldiği zaman bayağı karışıyor. Borel çünkü çok fazla küme grubunu kapsıyor. Borel kümeler. Ama tabii ki yani yapamayacağınız bir şey olmaz. Mesela bir dönem ödevi olabilir. Yani Martin's aksiyomu okuyup anlamak bir proje olabilir mesela. Çok güzel bir proje olabilir. Martin's teoremi. Yani bu muazzam bir teoremdi. Bütün Borellerin determined olduğu. Hiç beklenmedik bir şeymiş yani bu konu içinde. Çok uzun zaman açık kalmış. Hiç kimse de böyle bir şey çıkacağını beklemiyormuş yani. Bütün Borellerin determined olabileceğini. Şaşırtmış herkesi çıktığında. Ya bu ne diyor aslında? Yani dediğim gibi aşağı yukarı böyle tarif edebileceğin bütün kümelerdeki oyunlar determined. Sen tarif edebiliyorsan o oyunun bir kazananı vardır gibi bir şey. Yani çok intuitif, çok şey sezgisel olarak söylüyorum. Yani ona yakın bir şey söylüyor aslında. Kazananın çıkmaması için işte axiom of choice'dan küme oluşturman gerekiyor. Axiom of choice'da oluşturulan kümeler her zaman zaten böyle garip kümelerdir. Başka soru? Hocam chatte bir soru var. İleteyim isterseniz. Tabii ben de bakayım. Peki. Bir dakika ben hangisiydi? Ben kaçırmış olabilirim. Axiom of choice Borel olmayan küme vardır önermesine denk miydi? Denk miydi bilmiyorum. Borel olmayan küme vardır'ı kesinlikle şey yapıyor, gösteriyor. Axiom of choice varsa şimdi denk mi onu bilmiyorum. Denk olmayabilir. Denk olmayabilir. Kesinlikle gösteriyor da imply ediyor da denk olmayabilir. Bakmam lazım ona. Hatırlamıyorum. Keremcan sormuş onu galiba. Evet. Ona bakmam lazım Keremcan. Keremcan nerede ya? Görmedim tabii, çok fazla insan var. Okey. Yani isterseniz son bir tane daha soru sorayım kapatmadan. Tabii. Özgür sormuş. Deterministik bir durumun olmaması axiom of choice'deki rastgele eleman seçmedeki rastgelelikle bağlantılı olabilir mi? Bir dakika. Deterministik bir durumun olmaması axiom of choice'deki rastgele eleman seçmedeki rastgelelik. Nerede deterministik bir durum olmaması? Yani oyunlardan mı bahsediyoruz? Direkt set teoride başka bir, yani daha genel bir bağlamda mı? Tam anlamadım soruyu. Nerede? Evet hocam, oyunlardan bahsediyordum aslında sorarken. Hı. Yani belli bir kazananı önceden belli olacak bir stratejinin olmaması rastgele bir seçim, yani rastgele bir durumun olduğunu kabul ettiğimizden dolayı oluyor aslında, olabilir. Aslında tabii öyle bir bağlantı var. Değil mi? Rastgele seçme aksiyomunu kabul etmezsen her oyunun belirli bir kazananı olmuş oluyor. Yani kesinlikle bir bağlantısı var tabii. Yani direkt olarak nasıl bir bağlantısı var söyleyemem ama yani illaki şeyde arka planda bir bağlantısı var. Evet, güzel. Teşekkürler hocam. Hocam sanırsam artık daha fazla soru yok. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu.
Teşekkürler, çok güzel. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben de şimdi Betül Hoca'nın sunumunu dinleyeceğim.